Merhaba arkadaşlar. 1 Haziran iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia programı ve iddia bülteni maçlarından detaylı analizlerle oluşturdum. Banko maç iddia tahminleri, yorumları videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlamada kullanabileceğiniz tutma olasılığı çok yüksek olan günün kombine banko kupon tercihini görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseye güvenmediğinden deneyip başarımı kendiniz görürsünüz. Bunu her videomda da aylardır da belirtiyorum. Youtube'a günü günü her videomu atıyorum. Asla silmiyorum, asla kaldırmıyorum. Önceki videolarımı da izleyip başarılı olduğumu, aylık bazda %80'den aşağı düşmediğimi rahatlıkla kendiniz inceleyip videolara bakıp tarihlerini kontrol edip görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydasına olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. En az birçok yeri denemişsinizdir. İddiada başarılı olduğumu göreceksiniz. Garantici olduğumu göreceksiniz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlamayacağım. Kararı araştırıp dediklerimin doğru olup olmadığını kontrol edip siz vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonunu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik pagini alarak gruplara gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefonuna indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinden paylaşım iletişim linkinden veya instagram adresinden mesaj yoluyla bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 01'de Brezilya Seri B'de Sport Recife ile Ponte Preta karşı karşıya geliyor. Recife Lig'de 4. sırada yer alıyor. 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraber 2 mağlubiyet aldı. 6 gol attı, 3 gol yedi, 15 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında Recep'e 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde CRB ile oynadı ve 1-0 skorla CRB'ye kendi evinde mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmanın tamamını 2,5 altla tamamladı. Ponte Preta ise 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 4 gol attı, 6 gol yedi, 9 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Çapa Çayansa ile oynadı ve gol 0-0 skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 4 tanesi 2,5 gol alt, 1 tanesi 2,5 gol üstte tamamladı. Sağ 0-1'de Brezilya Seri B'de oynanacak olan Sport Recife Ponte Preta karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu handikap 1-0 maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Saat 03.30'da Kupada Brezilya'da Brajantino ile Goyas karşı karşıya geliyor. Brajantino 7 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 9 gol attı, 7 gol yedi, 9 puan topladı. Son 5 karşılaşmasına Brajantino 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Palmeiras'la oynadı ve 2-0'lık skorla deplasmanda Palmeiras'a kaybetti. Goller açısından son 5 karşılaşmanın tamamını 2,5 gol atla tamamladı. Goyas ise 7 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraber 3 mağlubiyet aldı, 7 gol attı. 10 gol yedi, 8 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Flamengo ile oynadı ve 1-0'lı skorla Flamengo'ya mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol alt, 2 iki tanesini 2,5 iki gol üstte tamamladı. Saat 03.30'da kupada Brezilya'da oynanacak olan Brajantino Goyas karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu handikap 1-0. Maç saati sakat ve cezalara bakınız. Saat 19'da UEFA National League'de Polonya ile Galler karşı karşıya geliyor. Polonya'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda İlk yarısı 0-0 biten İsveç karşılaşmasında 2-0 kazanmıştı. İlk yarıyı 1-0 mağlup bitirdiği Macaristan karşılaşmasında 2-1 kaybetmişti. Ve ilk yarıyı 2-0 önde kapattığı San Marino karşılaşmasını 5-0'lık skorlarla kendi evinde kazanmıştı. Deplasmanda ise ilk yarısı 0-0 biten İskoçya ile 1-1 berabere kalmıştı. İlk yarı 3-1 önde kapattığı Andorra karşılaşmasını deplasmanda 4-1'lik skorla kazanmıştı. Galler ise kendi evinde oynadıkları karşılaşmalarda ilk yarısı 1-1 biten Çekya karşılaşmasında 1-1 bir bir beraberlikle karşılaşmadan ayrılmıştı. İlk yarı 1-0 önde bitirdi. Avusturya karşılaşmasını 2-1, ilk yarı 2-0 önde bitirdi. Beyaz Rusya karşılaşmasını kendi evinde 5-1'lik skorla kazanmasını bilmişti. Kendi evinde ilk yarı 1-1 bitirdi. Belçika karşılaşmasında ise ikinci yarıda başka da gol olmamış. Maçtan 1-1'lik bir beraberlikle ayrılmıştı. Deplasmanda ise ilk yarı 1-0 önde kapattığı Estonya karşılaşmasından da gene Ikea'nın skoruyla galibiyette deplasmandan ayrılmasını Galler bilmişti. Saat 19'da UEFA National League'de oynanacak olan Polonya Galler karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 3.30 alt maç saatine sakat ve cezalara bakınız. Saat 21.45'te Dünya Kupası finalinde İtalya ile finalizamada İtalya ile Arjantin karşı karşıya geliyor. İtalya'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde Kuzey Makedonya'ya 2-0 biten karşılaşmada 1-0 mağlup olmuştu. İlk yarıyı 1-1 berabere bitirdiği İsviçre karşılaşmasından ilk yarının skoruyla beraberlikte ayrılmıştı ve ilk yarısı 0-0 biten kendi evindeki Belçika karşılaşmasını ise 2-1 kazanmasını İtalya bilmişti. İlk kere 2-1 önde kapattı. Milli takımımızı karşıda İtalya 3-2 kazanmıştı karşılaşmayı. Ve ilk yarısı 0-0 biten Deplasman Kuzey İrlanda karşılaşmasında da gol olmamış. Golsuz 0-0 skorla beraberlikle karşılaşmasında İtalya Deplasman'da ayrılmıştı. Arjantin ise ilk yarı 1-0 önde bitirdiği kendi evindeki Venezuela karşılaşmasını 3-0 kazanmıştı. Ve ilk yarısı 0-0 biten kendi evindeki Brezilya karşılaşması ise golsüz 0-0'lık skorla sonuçlanmıştı. Deplasmanda ise ilk yarı 1-0 önde bitirdiği Ekvator karşılaşması 1-1 bir beraberlikle sonuçlanmıştı. İlk yarı 2-1 önde bitirdiği Deplasman Şili karşılaşmasını 2-1 kazanmıştı. Ve ilk yarı 1-0 önde bitirdiği Deplasman Uruguay karşılaşmasında yine 1-0 skorla kazanması Deplasman'da Arjantin bilmişti. Dünya Kupası finali Samad'a oynanacak olan saat 21.45'teki İtalya-Arjantin karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu 3.30 alt maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Dünya Kupası 2022'de saat 21.45'te İskoçya ile Ukrayna karşı karşıya geliyor. İskoçya'nın form durumuna baktığımızda kendi evindeki karşılaşmalarda 2-0-0 biten karşılaşmada Polonya ile 1-1 berabere kalmıştı. İlk yarıyı 1-0 önde kapattığı kendi evindeki Danimarka karşılaşmasını ise 2-0 kazanmıştı. Deplasmanda ilk yarıyı 1-0 önde bitirdiği Avusturya karşılaşmasını 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. İlk yarıyı 1-0 önde bitirdiği deplasmandaki Moldova karşılaşmasını 2-0, ilk yarıyı 0-0 bitirdiği deplasmandaki Faroe Adaları karşılaşması ise 1-0'lık skorla İskoçya kazanmasını bilmişti. Ukrayna ise ilk yarıyı 1-0 mağlup bitirdiği kendi evindeki Bulgaristan karşılaşmasından 1-1 İkili 1-0 önde bitirdiği Bosna Hersek karşılaşmasından da ise yine 1-1 bir beraberlikle ayrılmıştı. Deplasmanda ise ikili 1-1 berabere bitirdi. Kulüpler arası dostluk maçı Empoli karşılaşmasında 3-1 yenmişti. Diğer bir ikili 1-1 beraber bitirdi. Mention Gladbach karşılaşmasını dostluk karşılaşmasını 2-1 kazanmıştı ve ikili 0-0 bitirdiği Dünya Kupası elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 2-0 skorla Ukrayna kazanmayı bilmişti. Dünya Kupası 2022'de saat 21.45'te oynanacak olan İskoçya-Ukrayna karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 3-6. Maç saatinde sakat ve cezalara bakmayı ihmal etmeyelim. Ücretsiz herkese açık iddia Telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını, ekstra video tahminlerimi, bonus kampanyaları Telegram grubumda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri ve iddia programı ve iddia bülteni ideal tahminlerini sizlere önerdim. Risk tutkunu idealci olmayıp yüksek oranı isteyenler çifte şansları tek tarafa, üst alt golleri ve kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı iddiada dakika bekleyip değerlendirebilirler ya da iki üç ucun buzlayıp kendi kuponlarını kendileri oluşturabilirler. Kendimin iddia fistür listesi oluşturup oynanan tutma olasılığı %90 üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verilerini dikkate alıp emek vererek oluşturduğum gün ideal kasa katlama banko kombine kuponlu VIP elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analizi yapılmış. Garantili ayrıcalıkları eşmek istiyorsanız elmas katıl grubuna beklerim. Emeğe saygınız varsa videoları beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarımızı video yorumlarına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bye bye